Herkese selamlar dostlar. 7 Kasım 2021'lik daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 13 tane mücadele seçtim. İşlerinden ideal ve yüksek oranlı maçlar da var. Dikkatlice dinleyin. Videonun sonunda da bir kombin önerisi yaptım. Ondan önce ekrana öncelikle cuma verdiğim tahminler gelsin. Bu cuma videosu çekmemiştim. Katıl grubunda bir tercih yapmıştım. Tek kombine ya yani cuma gününde bile çok güzel kazandık yani ideal tek bir kombinemiz vardı. Hatta sol tarafta gördüğünüz üzere ben maçları yazı olarak da anlattım. Anadolu Efes'i anlattım. Dedim ki Anadolu Efes ne kadar iyi olsa da Zenit takımı ters gelen bir takım dedim anlattım. Zaten mücadeleyi Zenit kazandı 10 farkla falan neredeyse. Empoli mücadelesini de anlattım. Geçen hafta Empoli'li mücadelesini izlemiştim. Sassuolo ile karşı 2-1 son dakikalarda çevirmişti. Beğenmiştim. Genoa karşısında da KG varını aldım. Yine aynı şekilde 1.96'lık ideal bir kombinimiz 100 lira attık 96 lira cukka cebe kattık mis gibi şimdi onu da kullanacağız işte katıl grubunda dediğim gibi cuma gününde güzel bir kazanç elde ettik tek kombin olarak değerlendirdik geçiyorum bunu Ekranda da arkadaşlar abone ol tuşunu görüyorsun. Neden abone değilsin diyerekten de sizlere bir soru sorayım. Arkadaşlar video izleyenlerin %62'si abone değilmiş. Sizden ricam 2 saniyenizi ayırıp abone olursanız sevinirim. Sadece 2 saniye. Bu arada videoya da like atmayı unutmayalım. Şimdi geçelim maçlarımıza. Çok fazla uzatmadan 13 maçı da anlatıp geçeceğim. Öncelikle tekrardan belirteyim. Videoya artı 500 like seviyesi gelirse çok güzel olur. Bu güzel pazar gününde desteklerinizi bekliyorum. Yorum olarak da, da istediğinizi yazabilirsiniz. Umarım güzel bir cumartesi günü geçiririz. Cumartesinin maçları daha henüz daha yeni başladı. Saat ee, bir buçuk falan işte. Roma maçıyla devam edelim. Şimdi Roma arkadaşlar ligde kötü bir gidişatı var. Ki zaten son başında Avrupa'da Bodo ile 2-2 beraber kaldı. Takım da haliyle eleştiriler başladı. Elivinde Milan'a karşı yenildi Roma. Burada milyar öncesi Venezia'ya karşı moral depolamak isteyecektir. Ben burada Roma tarafındayım. Roma burada hem e, sakatlıkları vardı çoğu kişinin. Sakatlıkları da eksikildi yani. Pelegrini falan takıma döndü. Bir Spinazzola sakatlığı var. Ev sahibinden de iki tane sakat isim gözüküyor. Fakat şunu belirteyim. Roma milli ara öncesi bir moral depolar diye düşünüyorum. Roma'nın atacağı iki golü idealden değerlendirebiliriz diye. Deplasman 1.5 üstü 1.42 gibi oran açmışlar. Değerlendirmek isteyenler böyle de bir değerlendirme yapabilirler. İkinci maçım Schalke mücadelesiyle Darmstadt mücadelesi. Schalke geçen hafta gol bile atamadan mağlup oldu 1-0. Ve ligde gol atamadı. Tek mücadeleyi oynadı. Yani her maçında gol attı. Bu maçta gol atamadı deplasmanda. Darmstadt'a baktığımız zaman da zaten ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi. Tam 27 tane golü var. 12 maçta 27 gol. Neredeyse maç başına 2 nokta... 2.5'luk falan ortalaması var Darmstadt'ın. Hücum hattında hızlı çıkıyor ve ilerideki arkadaşlarla birlikte Hoffman olması lazım. Sarı bir oğlan var orada. Hücum hattında iyi anlaşıyorlar açıkçası. Ben ilk gol gelirse şöyle düşünüyorum. Bu maç 0-0 bitebilecek bir mücadele değil diye düşünüyorum. Ha, e, ilk gol geç gelirse 1-0'a bağlanabilir. Fakat ilk gol ben Bundesliga 2'yi zaten takip ettiğimiz zaman da gol yollarından ne kadar etkili olduklarını ve tempolu maçlar oynadıklarını görüyorum. Güzel bir mücadele olacak. Ben buradan günün ilk mücadelesinde yine 1.43 gibi oranıyla KG varını değerlendirdim. Değerlendirecek arkadaşlara burada direkt KG var tercihini öneririm. Adana Demir ile Hatay Spor mücadelesi. Adana Demir de şöyle. Ligde son haftalara baktığımız zaman da 3 haftadır galip gelemiyor. Güzel bir galibiyet serisi vardı. Onu bozdular artık. Burada tekrardan galibiyet için sahaya çıkacaklar. Hatay Spor karşısına. Maçın Avrupa'da oynandığı skora baktığım zaman yani Avrupa'da sistemden çıkan skora burada Adana Demir yine muhalif oluyor. Hatay 2-1'lik galip geliyor gösteriyor. Ben yine gollere gitti bu mücadelede. Genellikle zaten pazar günü golle geçmesini beklediğim maçları aldım. Burada da Hatay son haftalarda iyi bir çıkışta inmesini sürdürmek isteyecektir. Fakat dediğim gibi karşılıklı goller gelecektir. Fakat burada sistemde Hatay, 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 Hatay tarafına bir galibiyet çıkarmış. Fakat Adana Demir de reaksiyon gösterebilir tabii ki. Hatay'ın kadrosu da zaten ben çok beğeniyorum. El Kabi olsun, Diyuf olsun, Sadaday Sissi olsun. Bunlar çok güzel hücum yaparaklandı kanatlarda hızlı futbolunu sergiliyor. Geçiş oyunuyla birlikte rakip kalede çok çok pozisyon bulabiliyorlar. Adana Demir'de de Balotelli'nin ayağına bakmıyor şöyle söyleyeyim. İlerideki 4 oyuncu kanatlardan hızlı gelerekten de Balotelli'yi beslemeye çalışarak da gol bulmaya çalışıyor. Yani lafı evirip çevirmeye gerek yok. Yine alın bu KG varı yapıştıralım geçelim. Kara Gümrük Galatasaray mücadelesi haftanın en güzel maçlarından bir tanesi. Ondan önce ekranda iletişim paketinin iletişim paketinden bahsedeceğim sizlere ve katıl Telegram grubundan. İletişim paketinde arkadaşlar 100 TL'lik grubumuz bizim. Burada özel olarak WhatsApp'tan iletişim kurabiliyor arkadaşlarımız. Özellikle bugün de verdim ben. Cumartesi özel de verdim bu iletişim paketindeki arkadaşlara yaklaşık 2 oranlı. Ben dedim geçen iki kadar çok güven vermese de kasanın 8 bölü 1 ile oynayabileceğimiz bir tercih olarak düşündüm. Öyle bir öneri yaptım arkadaşlara değerlendireceklere bol şans şeklinde. Burada zaten Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız öneriyi görüyorsunuz ekranda. 1000 lira atıyorum demiş. 2000 lira para almış. Mis gibi sermaye çıktı. Bir diğer görsel de ekrana geldiği zaman da böyle herkese toplu olarak mesaj atıyorum. Ama hepsiyle özelden herhangi bir grup yok. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da zaten direkt benle iletişim kurabiliyor arkadaşlar. O yüzden rahat olduğunu düşünüyorum. Benim için biraz zor oluyor fakat sıkıntı yok. Uğraşırız işimiz bu diyerekten de devam edeyim. Ee, sonra katıl telegram grubunu göstereyim ekranda. Dün ne yaptık mesela? Cuma günü zor bir bülten vardı. Ne yaptık ondan bahsedeyim. Ekranda Rize Spor'un zaten burada ev sahibinin 1.5 üstüne girdik. Rize Spor'un atacağı 2 golü aldık. Güzel bir şekilde değerlendirdik. yana burada golüne gitmedik. Neden gitmedik? Çünkü ben patlamasını bekliyordum. Gaziantep maçını izledim. Dakika 74'te 1.5 üstünü verdim ben. 1.60 gibi orandan. Burada dakika zaten 80 küsurda 86'da attı sanırım. Gol geldi. Orta sahalar kopuktu arkadaşlar. Değerlendirdim. 100 liraya 160 lira para sermaye çıktı. karlıyız Kuponumuz geldi. Dediğim gibi dün verdiğimiz kupon geldi. Şöyle göstereyim. Zenit'in 10 fark yemesi. Empoli'nin KG varı. Onun dışında Genoa mücadelesine Bilal verdi. Şöyle göstereyim. E, o maçta 3.5 üst olacaktı. Dakika 79'da verildi. 1.70 gibi orandan. Dakika 90'da 3.5 üst oldu. Yani orta sahalar kopuk olacak. Goller geliyor. Biz de maçları takip ettiğimizden öyle yapıyoruz. Atletico Bilbao mücadelesi başarısız oldu mesela bu maçta. 1.5 üst şeklinde verdik. Yine orta sahalar kopuklu 1.80 gibi orandan. Bu da mesela başarısız olan bir diğer tercihimiz. Eğer katıl grubuna gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Abone ol şunun yanında katıl var. Android e, iOS kullanıcıları bunu göremiyor. Onlar Android veya bilgisayar üzerinden katılmak durumunda. Burada girişi oynat dediğiniz zaman videoda zaten her şeyi anlatıyorum ben. Fakat kısaca anlatmak gerekirse. Canlı Telegram grubumuz ve kombinelerin ordu grup Telegram grubu olarak geçiyor. Telegram ve yüksek oran grubunda yüksek oran grubunda mesela bugün 6 tane yüksek oranlı mücadele verdim. Hepsi ikinin üzerinde. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracak. Orada ekstra tercihlerimiz de mevcut. Her şeyi iletişim grubunda da her iki gruba da dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca da Whatsapp'tan benimle iletişime geçme şansınız mevcut. Kare gümrük Galatasaray maçıyla devam edelim. Ben burada Karagümrük'ün kesinlikle gol atmasını bekliyorum. Öncelikle bu belirteyim. Galatasaray belki burada kazanamaz. Kazansa bile tek farklı kazanır diye düşünüyorum. Fakat Karagümrük gerçekten çok güzel futbol sergiliyor. Gerek kanatlar olsun gerek ara paslar olsun. Bigliano'nun attığı o ara paslar. Bigliano'nun o beslediği ucundaki Moreni olsun, Pesici olsun. Ahmet Musa sonradan giriyor. Emre Mor geçen 11 başladı sonradan giriyor genelde o da. Yani kanatlarda hem hızlı oyuncular var hem de ara paslarla birlikte rakip defansında çok fazla sıkıntı yaratıyor ve rakip kalede çok güzel pozisyonlara giriyor. Kale gümrükten mücadele golünü zaten aldım. Galatasaray'ın zahmet olmazsa bir gol atarsa burada idealden KG varı 1.41 gibi orandan alırız geçeriz diyerekten de düşünüyorum. Arsenal Watford mücadelesi. Arsenal son haftalarda inanılmaz bir çıkış gösterdi. Bu çıkışını sürdürecektir diye düşünüyorum. Arsenal takımı burada kazanabilir ki kazanacaktır diye düşünüyorum ben Watford'a karşı. Son mücadelesini, son 3 mücadelesini hepsini izledim. Ciddi anlamda muazzam bir çıkış gösteren Arsenal takımı var. Watford'a karşı en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. 1.41'de de bunun oranı var. Bunların hepsi ideal tercihtir. Arsenal son haftalardaki futbolunu devam ettirirse çok rahat bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. Les United Leicester United'la Leicester City mücadelesi. Yine ben bu mücadeleyi kombineme aldım. Ne kadar çok gol var mücadele seçmişim. Şu an yeni fark ediyorum. Gerçekten. Leicester United arkadaşlar kendi evinde oynayacak. Muhtemelen kornerlere de gibi mücadele. Fakat son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı Leicester United. Rakip kalede mutlaka pozisyonlara giriyor. Kanatları olsun, forvet olsun besleyebildiği takdirde hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Özellikle Leicester United takımı. Hücum hattında zaten baktığımız zaman Harrison, Rondigo gibi isimler oynuyor. Rapinha, James gibi. Hücumda zaten o bekler sürekli 3-5-1-1 şeklinde gösteriyor taktik seni. Leicester'da son haftalarda Avrupa'da mesela 1-1 berabere kaldı. Onun da yorgunluğu vardır. Rakip kalede gol bulmasını bekliyorum. Fakat kendi kalesinde gol yemesini bekleyeceğim. Bunun da oranı 1.40 gibi oranı var. Kombineme de aldım bu mücadeleyi. Udinese ile Sassuolo mücadelesi yine güzel maçlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum ve ve aynı şekilde Udinese kendi evinde güzel bir futbol sergiliyor. Genellikle kendi evinde oynadığın kaç maç var şöyle göstereyim. Kendi evinde bu takımı Dünesi takımı 6 maç oynadı. 6 maçın 5 tanesinde gol bulmasını bildiğiz rakip kalede. Sassuolo da aynı şekilde son mücadelesinden mağlup olmuş olsa da Empoli'ye karşı maçı seyrettim. Son dakikalarda gelen golle mağlup oldu zaten. 80 ve 97 golleri yanlış hatırlamıyorsam. Onun da bir reaksiyonu olabilir bu mücadelede. Bu mücadelede ben şöyle bir tercih yapmak istiyorum. Üst tercihine bulmak istiyorum. Üst tercihin oranı 2.5 üstün oranı 1.52 gibi oranı var. Yani gelmesini bekliyorum. 2-1, 3-1 bandına, 2-2 bandına çıkabilecek bir mücadele olacağını düşünüyorum. Üst tercihi bu mücadelede 1.52 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Yüksek oranlı mücadelem olarak Level Kuzen'i aldım. Neden Level Kuzen'i aldım? Her tabelinin son mücadelesini ben seyrettim arkadaşlar. Seyrettiğimde şunu gördüm. Her tabelin özellikle şimdi kırmızı kartlı oyuncusu boyu ata defansın bel kemiği ve takımın kaptanı olması lazım. Boyu ata mücadele de olmayacak. Her Berlin son maçta varlık gösteremedi. Çıkış yakalamış. Avrupa'da 4-0 gibi bir skorla galip gelmiş bir level kuzen takımı var. Ligde de galip gelmek isteyecektir. En az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. 2-13 gibi orandan yüksek oran olarak tek tercih önereceğim şey etliye sütliye karışmak istemeyenler varsa direkt 1.78 gibi orandan taraf galibiyetini de değerlendirebilir. Ben burada Level Kuzeni kazanmasını bekliyorum. İdealden ne de ya yani normal direkt taraf almak isteyenler 1.78'den daha yüksek olmak isteyenler de 2 ve 1.5 yaparaktan da 2.13 gibi orana kadar yüksek orandan değerlendirebilirler. fenerbahçe Kayserispor Spor mücadelesi. Fenerbahçe arkadaşlar artık kazanma zamanı geldi. Kayseri Spor'da deplasman performansı çok iyi değil açıkçası. Fenerbahçe bakın. Bakın iyi dinleyin. Fenerbahçe kazanamayacak mı? Kazandırırlar. Çünkü ligden kopuyor takım. Ligden kopmamak adına, ligden yarıştan kopmamak adına mutlaka kazandırma yapacaklardır bu takıma. Ki zaten şöyle bir şey var. Hadi diyelim kazandırmasınlar. Fenerbahçe zaten burada oynayarak kazanabilir. En son maçında 3-0 gibi skorla galip geldi. Onun morali Kadıköy'de milli araya moralli girmek isteyecekler. Fenerbahçe'nin burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Ana kombineye bile koydum. Deplasmanda kötü olan bir Kayseri var. Ve kazanmak zorunda olan bir Fenerbahçe varsa Fenerbahçe o maçta en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Taraf bahisini oranı açmamışlar. En az 2 gol yaparak da ben burada oranı yükselttim destekledim. West Ham Liverpool mücadelesi. Bu mücadeleyi korner olarak değerlendirdim ben arkadaşlar. West Ham takımında çünkü Liverpool'a karşı çelme takabilecek bir müca e, takım. 9.500 korner açmışlar bu mücadeleyi 1.48 gibi orandan. Korner tercihlerimden bir tanesidir. West Ham'da 4'ün üzerinde korner bulabilir. Liverpool'da her iki takımda zaten oturmuş sistem takımı olduğu için rakip kalede pozisyonları bulacaktır. Biraz da şansımızın yardımıyla top böyle birinin ayağına çarpar, götünü başına çarpar. Korner çıkarsa güzel olur diyerekten de Burada korner tercih olarak tek öneri olarak 9.5 korneri sizlere önermek istiyorum. Napoli Hellas Verona mücadelesi. Ben yine bu mücadelede korner mücadelesi olarak değerlendirdim. Bu mücadele 8.5 bir 37 gibi oran açmışlar. Hellas Verona takımı Tudor geldiğinden beri tempolu ritimli futbol, futbol sergiliyor. 3. bölgede çok rahat işler çıkartıyor ve zaten attıkları golleri görüyorsunuzdur. Bu mücadele üste de gidebilir. Fakat ben korner aldım. Ne olur ne olmaz şeklinde. Napoli hafta içinde yorgundu biraz. Ondan dolayı korner almak daha mantıklı geldi. 8.5 üst korneri 1.37 gibi oranlarını aldım. Değerlendireceklere bol şanslar. Milan Inter mücadelesi. Yine bu mücadeleyi de aldım. Nasıl aldım? Milan son haftalarda çok iyi gidiyor. Ligde zaten baktığımız zaman da namvalüp şekilde gidiyor. Ki zaten zirve yarışında zirve yarışına Napoli ile birlikte ortak arkadaşlar. avarajlar konuşuyor. Inter de çok iyi gidiyor. Bu maçta beraberlik her iki takımı da üzmez bence. Inter burada biraz daha önde gibi gözükse de Milan takımı burada üzülmeyeceğini düşünüyorum. Ben idealden KG var aldım. Yüksek orandan önermek istediğim de maç sonu 0 3 0 5 gibi orandan yüksek orandan da maç sonu 0 sizlere öneriyorum bol şanslar. Genk mücadelesi. Genk'i aldım. Genk'in direkt taraf galibiyetini vereceğim. Sizlere 1.39 gibi orandan. Çünkü Genk takımı bakın West Ham mücadelesinde KG varanı verdim. Çok güveniyordum o mücadeleye. Neden olarak? Çünkü Genk takımı son iki maçında 12 gol atmıştı. O mücadeleye gelene kadar iyice moral depoladı ve hücumdaki bazı varyasyonları değiştirerekten de güzel işler çıkarıyordu. Ben bu mücadelede yine Kerkos broju karşı galip gelmesini bekliyorum. Direkt maç sonu biri sizlere öneriyorum. 1.39 gibi orandan. 13 tane maç anlattım. Emeğe saygı açısından videoyu beğenmeniz benim için yeterli olacaktı. Ekrana kombin önerisi gelsin arkadaşlar. Kombin önerimle 2-0-3'lük gibi orandan sizlere Les United mücadelesine KG var. Fenerbahçe'nin en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi Les United maçında gollü bir mücadele. 2-2'ye kadar çıkabilecek bir mücadele. İdealden KG var alınabilir. Tempolu bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Zaten Leicester takımı biraz da yorgun. Onun da gazıyla birlikte Leicester United'le rakip kalede daha kolay pozisyonlar bulabilirler. Fenerbahçe'nin Ar de artık kazanmasını kazanmasını bekliyorum. Da, Avrupa'da 3-0 gibi kazandı. Moralli olacaklardır. Fenerbahçe de bu deniz 2 gol atarak kazanır diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.